Dijital dünyada, teknoloji dünyasında Türkiye acaba yatırım eşiğini kaçırdı mı? Ya da yatırım momentinin neresinde şu anda? Görünen o ki şu anda Türkiye henüz yatırım momentini kaçırmış değil. Ama iyi bir noktada mı? Hayır, o da değil. Ama şöyle bir trend var. Bu trendi konuştuğumuz zaman umutlarımızı yeşertmeye yarayacak bazı ipuçları görebileceksiniz. 2020 yılından itibaren gelişmekte olan ülkeler de dijital veri üretimi aşamasına girecekler. Yani bugüne kadar dünyada bütün dijital veri üretiminin %60'ını gelişmiş ülkeler yapıyordu. G7 ve ona ilave edilmiş olan diğer ülkeler, Tayland, Güney Kore, Endonezya, Malezya ve Çin gibi ülkeler yapıyor. Ama artık gelişmekte olan ülkelerin tümü bu üretim sürecine katılacak ve 2020'den itibaren ark ya da derenin suyu gelişmekte olan ülkelere doğru akmaya başlayacak. Türkiye de buradan kendi kovasını doldurmaya çalışıyor. Sabancı Holding bu konuda iddialı hedefler koymuş durumda. Bu iddialı hedefleri konuşacağız. Sabancı DX Genel Müdürü Burak Aydın bizimle birlikte. Hoş geldiniz Burak Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi ben Sabancı'nın son beyin fırtınaları sonucu ortaya çıkan raporlarını okumaya çalıştım. Oradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Türkiye bugüne kadar yeterli önem vermedi bu sektöre ama bundan sonra vereceğiz. Diyorsunuz ki önümüzdeki 10 yıl içinde gelirlerimizin %25'ini bu sektörden alacağız. Dijital sektörden alacağız. Neler yapıyorsunuz? Nasıl örgütleniyorsunuz? Kimlerle dayanışma halindesiniz? Ortaklıklar, satın almalar, hisse devirleri, dünyada yeni bir konumlanmada kendinize biçtiğiniz rol Sabancı DX'e. Şimdi Sabancı DX aslında Sabancı Holding'in yeni nesil dijital ve analitik şirketi. 40 seneyi aşkın faaliyet gösteren sistem entegrasyon firmasının üzerine kurulan yeni nesil bir şirket. Aslında buradaki amacımız Sabancı Holding'in dijital dönüşümü içerisinde önemli bir rol oynamak. Ama sadece Sabancı Holding'in değil, aslında Sabancı Holding Türkiye'nin endüstrileşmesinde de ciddi öncü roller üstlenmiş bir holding. Bu anlamda da dijitalleşmede de bir rol model olmak istiyoruz aslında yaptığımız işlerle. Ne yapmak istiyoruz? En temelde aslında yeni petrol olarak tanımlanan veriyi merkeze almak istiyoruz ve işlemek istiyoruz. Bugün artık hem tüketici verilerini hem de makine verilerini işleyip değere dönüştürme dönemi geldi. Artık tüketicinin ayak izlerini, ne söylediğini, ne söylemediğini, neden mutlu olduğunu, neden mutsuz olduğunu takip etmeyen şirketlerin ayakta kalması mümkün değil. Keza sadece insanların değil, makinelerin de ne söylediğini, ne zaman bozulacağını, bozulmaya ne kadar yaklaştığını, nerede arıza çıkartacağını tahminlemeden büyük fabrikaları verimli bir şekilde çalıştırmak çok mümkün değil. Dolayısıyla bizim aslında kuruluş amacımız yeni nesil teknolojilerle, dünya ile aynı anda start aldığımız teknolojilerle değer yaratmak. Bunların da hepsini aslında veriye, dijitalleşmeye dayalı olarak yapmak istiyoruz. Bu tabii hani dijital dünyada değer yaratmak için sadece tek başınıza çalışmanız yeterli değil. Büyük iş ortaklarıyla, uluslararası iş ortaklarıyla, yerel küçük startuplarla da çalışmak ve bir değer yaratmanız gerekiyor. Bunu da bir ekosistem olarak hareket ederek yapmanız gerekiyor bugünün dünyasında. O yüzden de aslında biz yeni bir kampüs açtık. Sabancı DX Dijital Kampüs diye geçiyor Altunizade'de. Bu kampüsü çok önemsiyoruz. Çünkü dünyadaki başarı örneklerine bakacak olursak aslında bu tür dijital değer önermeleri hep ekosistem hareketleriyle çıkıyor. Yani münferit hareketlerden daha çok ekosistemin beraber hareket ettiği ve değer yarattığı bir değer önermesinden yola çıkıyor. Bugün Amerika'da Silikon Vadisi aslında bu vadide bir ekosistemin oluşması, startupların, büyük şirketlerin, üniversitelerin oraya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Biz de aslında Altunizade'de bunu başarmayı hedefliyoruz. Bir kampüste üniversiteyle beraber, startuplarla, özel şirketlerle beraber yeni teknolojilerle sorunlarımıza değer yaratarak çözüm getirmek istiyoruz. Evet. Şimdi siz tabii yönetici olarak önemli bir background'a, geçmişe sahipsiniz. İşte Intel'den geliyorsunuz. Pek çok teknoloji şirketiyle tanışıksınız. Onlarla
partner ilişkisi kurmuşsunuz zamanında. Bu büyük şirketlerden bir ya da birkaçıyla herhangi bir şekilde yol arkadaşlığınız olacak mı? Olacaksa bunu nasıl tanzim edeceksiniz? Onlarla kendinizi nasıl konumlandıracaksınız? Vallahi bu teknoloji dünyasında tabii büyük şirketlerle beraber çalışmak gerekiyor. Ve büyük şirketlerin teknoloji vizyonundan, teknoloji desteğinden yararlanmak lazım. Biz sadece teknoloji anlamında değil ama alanında uzman şirketlerle çalışıp kendi değer önermelerimizi daha üst seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz. Ama bugünün dünyasında teknoloji devleriyle çalışıp değer önermesi veya bir değer yaratmak tek başına yeterli değil. Burada startupları da aslında bu işin bir parçası haline çekmek lazım. Çünkü dünya ekonomisi bugün yatsınamaz bir şekilde startupların üzerinde yükseliyor. Eski şirketlerin 1960'tan beri Forbes 500'deki yerlerine baktığımızda yaklaşık 80'i değişmiş. Kimler tarafından yerlerinden indirilmiş? Startuplar tarafından yerlerinden indirilmiş. Dolayısıyla bugünün dünyasında büyük teknoloji devleriyle çalışmak mutlaka önemli. Ama startuplarla çalışmak, onların Ar-Ge ve yenilikçilik kaslarını kullanmak da çok önemli. O yüzden biz kampüste hangar adını verdiğimiz böyle bir yerleşkemiz var. Eskiden de hakikaten hangar olarak kullanılan, bir depolama merkezi olarak kullanılan yeri biz startuplarla beraber çalışma alanı olarak ayırdık ve Katalist adlı bir programımızla beraber dört başlıkta startuplarla çalışmayı istiyoruz. Teknoloji dünyasının devleri çok önemli ama artık küçük balık büyük balığı yutuyor. Evet. Dolayısıyla küçük balıkları da mutlaka biz ekosistemimizin önemli bir paydaşı haline getirmek mecburiyetindeyiz. Bugün 2018'de sadece fintech dünyasında 40 milyar dolarlık startuplara yatırım aktı. Yani 40 milyar dolarlık yatırımın tek bir finans sektöründeki startuplara akması müthiş bir haber. Bugün yine startuplarla beraber geçtiğimiz sene 2.8 trilyon dolarlık değer yaratıldığı araştırmaların bize söylediği rakamlar olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla büyük şirketler, startuplar ve üniversitelerle beraber çalışmak en büyük bizim hedefimiz, hayalimiz. Üniversitelerde Türkiye'de sadece akademi dünyası ve akademik çıktılarıyla ön plana çıkıyor. Bunu mutlaka üniversite sanayi işbirlikleriyle değiştiriyor olmamız lazım. Yurt dışındaki özellikle Amerika'da ve Avrupa'da, batılı ülkelerde üniversitelerin özel sektörle ortaya çıkarttığı entelektüel sermaye ve IP'ler önemli bir iş dünyasının aseti haline geldi. Önemli bir hazinesi haline geldi. Ama biz burada biraz daha geriye düştüğümüzü ben gözlemliyorum. O yüzden de bizim kampüsün önemli bir parçası aslında akademik çalışmalarla özel sektörün neler ortaya çıkartabileceği noktasında çalışıyor. O yüzden de Sabancı Üniversitesi ile beraber hareket edeceğiz burada. Amaç yeni nesil teknolojilerde ortaya yeni ürünler ve hizmetler çıkartabilmek. Evet. Şimdi kamunun yürüttüğü bir dijital proje var. Biliyorsunuz Aselsan, Havelsan, Roketsan, İşbir, Aspilsan gibi kuruluşlar, kamu kuruluşları bunlar. Orada savunma ağırlıklı çok önemli işler yapıyorlar. Onun farkındayız. Şimdi diğer geri kalan teknoloji işlerinin kamunun dışındaki şirketler tarafından yapılması lazım. Burada da hakikaten böyle bakıyoruz, sağdan sola sayıyoruz. 4-5 büyük holding dışında çok fazla aday da göremiyoruz. İşte Sabancı bunlardan biri, Koç Holding bunlardan birisi, Eczacıbaşı bunlardan biri olabilir, Tekfen bunlardan biri olabilir. Ama bugüne kadar yeterli ağırlık verilmedi bu saydıklarımın hiçbiri tarafından. Neden, niçin ve şimdi nasıl oldu da birdenbire kuluçkadan çıkıp hızla büyüme kararı verdiniz? Şimdi aslında dünyada da teknoloji büyük şirketlerin hep destek fonksiyonu olarak resme girmiş. Ama resme girdiği günden itibaren merkeze doğru hareketlenmiş. Şu anda bütün araştırmalarda dijital yetkinliklerin ve stratejilerin büyük şirketlerin merkezine hareket ettiğini gösteriyor. Yine uluslararası bir araştırma şirketinin 2022 yılında CEO'ların görevinin %60 oranında dijital projeler olduğunu gösteriyor. Evet. Dolayısıyla aslında dünyada da Türkiye'de de destek fonksiyonu olarak başlayan teknoloji şu anda tam iş dünyasının ana aksına oturdu.
artık dijitalleşmeyi düşünmeden değer yaratmak mümkün değil. Çünkü hayatımızı da aslında teknoloji çok ciddi oranda kaplıyor. İş hayatımızı da kaplıyor. Hatta ülke stratejileri de artık dijital stratejileri merkeze alarak yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki şirketler de dünyadaki şirketler gibi aslında dijitalleşme olmadan rekabetçiliğin, sürdürülebilirliğin ve ölçeklenebilirliğin olmayacağını gördü ve aksiyon alıyor. Bizim ülkemizde de çok fazla sayıda aslında bu alanda inisiyatif başladı. İşin güzel tarafı aslında teknoloji, yeni teknolojilerle hepimize aynı anda dünya ile beraber oyuna başlama ve değer yaratma fırsatı sağlıyor. Bugün blockchain diye hani sıkça bahsettiğimiz teknoloji çok yeni yeni gündemimize girdi. Ve blockchain teknolojileri üzerinde yeni değer yaratmaya çalışıyoruz. Veya yapay zeka 1950'lerden beri literatürde var. Ama son 3 senedir yapay zeka üzerine uygulamalar, platformlar geliştirilmeye başlanıyor. Dolayısıyla biz Türkiye'deki şirketlerde yeni nesil teknolojilerde değer yaratmak için bir fırsat yakaladık. Ve o ana aksa yerleşen dijitalleşme ve teknoloji hareketiyle beraber bir fırsat var önümüzde. Bu fırsatı sadece Türkiye'nin kendi içindeki dönüşümü diye algılamamak lazım. Bu fırsat bize yurt dışına ihracat yapma olanağını sağlıyor. Bugün işte bizim grup şirketlerinde bir çimento fabrikalarında enerji verimliliği üzerine yaptığımız bir ileri veri analitiği programı ham maddesi %70 olanında enerjiye bağımlı olan bir sektörde %7 iyileştirme sağlıyor tek bir projeyle. Dolayısıyla dip toplama etkisi ileri veri analitiği destekli, yapay zeka destekli bir enerji optimizasyon projesiyle %7. Hani çok sağlam bir rakam. Bu karlılığa etkisi %3 ila 5 oranında dip toplamda. Bunun gibi çok örneği aslında masanın üstüne serebiliriz. Artık teknolojinin iş hayatına getirdiği çok somut, yatsınamaz gerçekler var. Evet. Son iki dakikamız, son sorum. Şimdi şöyle bir simülasyon yapalım. İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 100 şirketi açıklandı geçtiğimiz günlerde. İlk 10 şirketin 6'sı banka, geri kalanında demir çelik vesaire falan. Yani işte bildiğimiz geleneksel, konvansiyonel sanayi. Siz daha böyle transparan gözlüklerle görüyorsunuz piyasayı, dolayısıyla endüstriyi. Acaba kaç yıl sonra biz o ilk 10'un içinde ya da ilk 20'nin içinde bir ya da iki tane böyle dev teknoloji şirketi görebilecek durumdayız? Yani böyle gidersek. Dünyada aslında bu çok hızlı oldu. İşte Fortune'daki sıralamanın değişmesi buna güzel örnek. Türkiye'de çok hızlı olmadı ama yemek sepeti gibi başarı hikayeleri çıktı. Yurt dışındaki dünya devlerine satıldılar. Veya oyun dünyasında şu anda hani Türkiye'nin 1 milyar dolarlık ihracatı olan bir sektör haline geldi. Çok büyük oyuncular çıktı. Ben önümüzdeki 5 sene içerisinde burada da çok büyük teknoloji şirketlerinin ISO rakamlarında, İstanbul Sanayi Odası'nın rakamlarında yer elde edeceğini düşünüyorum. Çünkü dünya teknolojiye çok hızlı bir şekilde evrilmeye başladı. Türkiye de bunun dışında kalamaz. Burada hani teknoloji dünyasında özellikle telekom ve finansta Türkiye'nin çok ciddi başarı hikayeleri var. Yani bankacılık sektöründe Avrupa'dan her sene ödül alıyoruz. Veya telko operatörlerimiz her sene Türkiye'deki inovasyonla beraber ödül alıyorlar. Ama münferit Türk startupları, teknoloji şirketleri bence hızlı hızlı artık tırmanmaya başlayacaklar diye düşünüyorum. Evet, topa girecekler. Peki, başarılar diliyoruz. Zorlu ve önemli bir uğraşın içindesiniz. Umarız başarılı olursunuz. Türkiye'nin makus tarihini çevirecek, döndürecek şirketlerden biri durumuna gelirsiniz. Kalkmayın lütfen. Bir vedamız var. Haluk Bilginer biliyorsunuz Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Agah Beyoğlu karakteriyle bu ödüle layık görülen Haluk Bilginer'i biz de kutluyoruz.